Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir FIFA Online 4 videosunda da beraberiz. Bugün FIFA Online 4'te Monopoly etkinliğini yapacağız arkadaşlar. 3 tane zar hakkımız var. Buradan ödüller veriyormuş bize. Mesela ne veriyormuş? 93 artı gen oyuncu. Yine 93 artı gen. Chelsea'yi görüyorum orada. Chelsea'den bir oyuncu. VIP verebiliyor. Legendary, efsanevi ikon oyuncu verebiliyor. Bir sürü şey var. Ben hemen bir zar atıyorum bakalım. Ne geldi abi şimdi? Bakın 93 artı gen oyuncu geldi. Bu paketimize eklendi büyük ihtimalle. Bir kez daha zar atıyoruz. Dur, zar edin dedik yanlışlıkla. Bu videonun başlangıcına bu arada paketle başlamak istedim. Bunları bu arada açacağız. Evet, bu sefer de draft 50 sınıfı oyuncu geldi. Bunları açacağız arkadaşlar. Neler olduklarını ben de tam bilmiyorum. Bir kez daha açtık. Güzel bir yere gitti. Güzel bir yere gitti sanki. Evet, LS 93 artı gen. Hadi gelin şimdi bu paketleri açalım dostlar. Bakalım neler çıkmış. Ben de oyuna çok fazla hakim olmadığım için bilmiyorum. Evet arkadaşlar, daha demin Monopoly oyunundan kazandığımız bu oyuncuları şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bu paketleri açacağız. Burada draft oyuncusu diyor. Seçtiğin oyuncular listesinden bir NG sınıfı oyuncu kazanacaksın diyor. Bunu açalım arkadaşlar, bakalım bu neymiş. Evet, kullanalım. Kullanalım abi. Ne geliyor, kim geliyor? Ha, buradan biz mi seçiyoruz? Şaka yapıyorsun sen. Bu arada ben olayı belki bilmiyor olabilirim. Diyelim bakalım. Ha, buradan açacağız şu anda. Aynen, seçtiğin oyuncular listesinden. Burada bir dakika. Tamam abi ya, bu güzel zaten. Haaland var bir kere. Bir tane aç diyelim. Kim geliyor? O kadar Haaland istedik. Bir de Haaland geliyormuş. Yok, Haaland değil. Alaba mı lan bu? Kim oğlum bu? İngiltere. Ray Stopper. Tomori. Tomori. Stopper güzel bir oyuncu. Fiyatı da 13.700'müş. Valla fiyat piyasaya çok hakim değilim ama umarım iyidir diye düşünüyorum. Tomori gerçekten iyi bir stoper. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Hemen bir diğer paketimize geçelim. Evet, bir diğer paketimizde de burada iki tane LC, LS 93 gen ve LS 93 gen oyuncu var arkadaşlar. Şundan başlayalım abi. Şundan başlayalım, hadi bakalım. Açıyoruz. Multi diyor paketin üzerinde. Hemen kullanalım. Bakalım kim geliyor, takımımızın yeni oyuncusu. Kim geliyor? Kim geliyor? Adidas kramponlu. Kaleci geliyor. Olsen geliyor. Best of Europe 21. En azından kaleci sorununu da çözdük. Bence güzel. Tabii ikinci defa kaleci çıkmasın şimdi. Biz bu adamla oynarız. Bunu da aldık abi. Hemen diğer son paketimize geçiyoruz arkadaşlar. 93 artı gen paketini açıyoruz. Buradan bak şimdi, İsmail Sar var sağ kanatta. Solda Oyar Zabal. Stoper okey. Kalecimiz okey. Bir 10 numara gelse, bir de santrafor veya, çok güzel olur. 10 numara veya santrafor. Hadi bakalım arkadaşlar. O geliyor. Bizim için geliyor. Takımımızın yeni göz bebeği geliyor. Kim geliyor? 10 numara istiyoruz. 10 numara istiyoruz. Kamerun'a gitti. MDO, o da olur. Defansif orta saha. İdris'i Gueye, Paris Saint Germain'den. En azından aynı bölgelerde adam çıkmaması bence şu an bizi sevindirecek olaylardan bir tanesi. Çünkü mesela bir tane kaleci çıksa ne yapacaksın? Veya işte iki tane sağa çıksa ne yapacaksın? Boşa boşuna sıkıntı olurdu. Şu an bence kadro oturuyor bu arada. Hadi gelin birlikte şu kadromuza bir bakalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en son Pepe'yi de çıkartmıştık biz stoperlerde. Şimdi Montero'yu hemen buradan Pepe ile değiştiriyorum abi, tamam mı? Buraya Vida'yı çıkartıyorum. Tomori'yi koyuyorum. Sağ bek Rozier, sol beğimizde Estupinyan var. Ersin Destanoğlu. Ersin üzgün. Ersin kaleden ayrılıyor. Atiba'mız kalsın mı? Yok. Tekşehir'e Pjanic. Şöyle yapalım. Pjanic'i çıkartalım. Atiba genç bir oyuncu biliyorsunuz. Gelecek vadeden bir oyuncu. Onu oynasalım. Buraya da İdris'e Guaye'yi aldık mı abi? Aldık abi. Ne lazım? Bir sabek lazım. 10 numaramız yok dediğim gibi. Bu MDO'da böyle kalsın. Bu 67 oldu. Sol meyve 66, tamam. İsmail Esar. Burada bakın oyuncuların hangi bölgelerde nasıl oynadıkları da gözüküyor. Oyar Zabal mesela bakın 91-90 oluyor. Oyunu ben çok beğendim ya. Gerçekten oyun tatlı olmuş arkadaşlar. Pepe.
Tamam, Pepe de aynı şekilde 75. Aynı şekilde Tomori de 91. Hadi gelin bu kadroyla bir yine dereceli maç atalım arkadaşlar. En son biliyorsunuz 3 maç attık ve klasmanımız belli olmuştu. Hadi gelin o klasmanda mücadele. Arkadaşlar bu arada önce bir formamı ayarlamak istiyorum. Çünkü çok fazla şu aynı formayı kullanan var. Burada biz ne yapalım abi? Bir dakika. Ne yapalım abi o zaman? Arjantin'i alalım ya. Arjantin güzel durur. Arjantin'i seçtik. Bakın misafiri mesela farklı da seçebilirim. Misafiri de sallıyorum. Belçika Ligi'nden. Hatta Belçika Ligi'nden değil. İtalya Ligi'nden. Ne olsun abi? Bologna olsun mesela o da. Onu da kaydettim. Üçüncü. Bakın bunlar çok gerçekten güzel ayrıntılar. Üçüncü formamı da Meksika Ligi'nden ne yapayım abi? Şu mavi yapayım. Onu da böyle yaptım. Hadi bakalım. Bunlar gerçekten güzel. Benim hoşuma giden ayrıntılar oyunla alakalı. Ben bu arada arkadaşlar birkaç maçta attım yine. 8 maçım kaldı. Daha galibiyet alamadım. Bir beraberlik, bir mağlubiyet oldu. Bakalım inşallah bu maç sizlerle birlikte ilk galibiyetimizi alacağız diye umuyorum. Arjantin forması gerçekten güzel oldu. Rakip kim geliyor? Çok fazla Türk oynuyor bu arada oyunu. Onu da söyleyeyim. Çok karşıma çıkıyorlar. Bakalım şu an rakibimiz kim gelecek? Arkadaşlar evet, rakip Beşiktaş. Beşiktaşlı bir kardeşim geldi. 3 mağlubiyeti var, 2 galibiyeti var. Berke diye bir kardeşimiz. O Beşiktaş formasını giysin. Biz de bu formayı giyelim. Karışmasın. Bir bakacağım bu arada hangi formayı alacak. Şimdi Barcelona formasını alır, yine karışma olur. Tamam. Evet, hadi bakalım. Pro Berke kardeşimizle mücadelemiz başlıyor. Balotelli'si var, Ronaldinho'su var, Hagi'si var, Mane'si var, Rui Costa'sı var, Luis Gustavo'su var. Ya bu oyunda benim en çok sevdiğim şey mesela Balotelli'nin yüzlük bir kartı var. Ne bileyim, Mahmut Tekdemir'in Ben özel bir Murat kartı Kosova, var. ekran başında bizi Yani izleyen tüm seyircilere hoş geldiniz sonuna demek kadar istiyorum. Türkiye Ligi'nin Emin tadını Evren maç alıyorsunuz boyunca arkadaşlar. değerli Onu söyleyeyim. yorumlarıyla bizle birlikte olacak. Ben de seyircilerimize hoş geldiniz diyorum. Haydi Uzun bakalım. zamandır beklediğim bir maçtı. Bakalım Umarım ilk beklediğiniz ne galibiyetimizi bu olacak? videoda alırız. Birinci amatör kümede. Başladı. İdris Ege'ye mücadele başladı. Tekşehir'e. Batshuayi. Batshuayi. Estupinha. Tehlikeli geliyorlar. Orta... Sakin. Paslar hep sakin. Bak kaçıyor yukarı. Çok güzel. İsmail Esar. Hala sakin. 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 Kaleci topu Kaleciden çıkardı. döndü. Oyar Zabal. Orta boş. Topla Çok birlikte güzel. ilerliyor. Şut Tekşehir'e. şansı. Hacı. Hacı. Teixeira. Hacı. Hacı gidiyor. Hacı gidiyor. Vurdurmayalım artık. Çok güzel. Şimdi atak Mikel sırası Oyarzabal. bizde. İdris Ege'ye. İsmail Esar. Batshuayi. Soğukkanlı paslaşmalar. Mişi Batshuayi. Batshuayi gidiyor. Batshuayi gidiyor. Batshuayi. Batshuayi'yi çok gerçekçi yapmışlar abi. Geçende de kaçırmıştı. Bizim acilen golcü bulmamız lazım. Bu Batshuayi ile olmaz. Onu söyleyeyim. Topu çok hızlı Defans taşıdı. yapmak biraz zor ya. Topla ilerliyor. Vallahi Önemli zor. bir gol Baksana adam şansı Vida ile gitti olabilir. abi, Vida ile. Penaltı mı bir de? Düdük çaldı ve çerçeveyi Kırmızı gören mı? bir Sarı. noktadan Sarı frikik güzel. kullanılacak. Frikik iyi bari. Sarı kart çıkıyor. Defans Hani bu yapmak gerçekten pozisyonda zor arkadaşlar. göstermeseydi kartı hakemin çok üstüne giderlerdi eminim. Luis Gustavo pasta kullandılar. Top tekrar Gustavo. Gustavo'da. Çok güzel. Kalecinin Rozier'in pası Alex kıpırdama. Teixeira. Teixeira'dan İsmail Esar. Sar. İsmail Esar gidiyor. Sar gidiyor. Bomboş. Atiba. İndirilebilir. Atiba Atiba. açılsın topu alarak geliyor. Atiba açılsın. Beşiktaş'a atıyor golünü. Takımın kaptanı Nasıl bir gol tünelin sayınca o ya? başında. Nefis Abi bir gol. çok fazla şuttan Kaptanlığın ziyade sahneye çıktığı bazı anlar pas vardır. oyunu Bu da yapmak o lazım. anlardan biriydi. Bak Çok şimdi önüne güzel bir gol kıracağım. attı. Ben... Abi Çok defansı küçük bir yapamıyoruz. fark vardı direkte Defansı top yapamıyoruz. arasında. Kalecinin yapabileceği pek bir şey yok. İdris Ege'ye. Mişi Batshuayi. Batshuayi. Gueye. G'ye. Bak yine aşağıda kaçıyorlar. Çok güzel. Tekrar G'ye. Yürü G'ye. Gol İdris şansı. Ege'ye. G'ye. Kaleci izin Aa bak verdi. atamıyorlar. O açılardan Kaleciden çok bir kolay kurtarış gol olmuyor daha. Bu arkadaşlar. sefer topu tuttu. Pas yapmak daha mantıklı duruyor. Rozier'in sarısı var. Çok güzel müdahale Rozier'den. Yine aldık Rakip İsmail yandan topu Esar. çalmayı İsmail başardı. Esar. İsmail Esar. Gol İsmail şansı Esar. var. Şov yaptı İsmail Esar. İnanılmaz bir pozisyon.
Bir de şutlar gerçekten çok seri gidiyor. Çok az basmak lazım. Oyarzabal. Oyarzabal çıkardı. Boş yere çıkardı çünkü içeride kimse yoktu. Şut çeksen de o açıdan kaleci çıkartıyor. Oziye. İsmail Esar. Sar çıkardı. Batshuayi vuruyor olmadı. Batshuayi. Batshuayi her topu kaçırıyor. Arkadaşlar bu arada sizden ricam. Bu oyunun videolarını daha fazla görmek istiyorsanız, daha fazla YouTube'da video atmamı istiyorsanız lütfen vaktinizi ayırıp bir beğenin, bir yorum atın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Beğeni atanlara da teşekkür ediyorum. İdris Ege'ye, Tekşehir'e. Rozier. İsmail Esar. Sar oradan çıktı. Sar. İsmail Esar. Sar. Rozier. Kaleci. Bulamadık. Bu sefer etkili geldiler. Sadio Mane. Balotelli. Balotelli. Dışarı. O da kaçırdı bak. Biraz daha hafif basması lazımdı. Olsun. 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 Büyük hata. Büyük hata. Büyük hata yaptı. Kaptıracak abi. Kaptıracak abi. Batshuayi. Batshuayi. Yani o kadar da uğraşmayacaksın ha. Bir sağ bir sola. Bir sağ bir sola. Mişi Batshuayi atıyor. 2-0 bu ara. Beşiktaşlı rakibi Beşiktaşlarla yıktık abi. Atiba Batshuayi. Sonunda gol oldu. Muhtemelen kalelerinde bu kadar tehlike görmek akıllarının ucundan bile geçmiyordu. Tekşehir'e çok güzel. Dedikleri bir maçta rakibin baskısı onları şaşkına çevirdi. Rakip iyi geldi. Kaleci Olsen. Tutar mı onu Sar? İsmail Esar tuttu. İsmail Esar. Şimdi içeriye kesebilir. İsmail Esar, İsmail Esar neler yapıyorsun sen? Sen neler yapıyorsun İsmail Esar? İsmail Esar! Şov yaptı ama devamı gelmedi. Vallahi şov yaptı ama adam. Ben oyunun mekaniklerini gerçekten çok beğendim. Yani bazı arkadaşlar geçen videoda da söylemiştim. Kötü falan yorumlar yapmışlar. Bence gayet keyifli bir oyun. Güncel bir oyun. Yani hatta bir yorum yapmış. Demiş ki PES 13'ten farksız. Abi haksızlık etmeyin. Tamam PES 13 güzel bir oyun ama PES 13'te oyuncuların hepsi aynı tarz yürüyor. Aynı tarz koşuyor. Paslar hep aynı gidiyor. Aynı hızda gidiyor. Yani ben oyunu gerçekten beğendim. PES 13'te kıyaslama yapmak anlamında demiyorum ama rakiplerinden daha zayıf görünüyorlardı. Bu maç İsmail Esar müthiş bir iş çıkardı. Batshuayi skorda öndeler. Evet. Kaçıyor bak orada. Tekşehir. Rakipleri 2-0. Gayet güzel bir skor arkadaşlar. Yeni formamızla ilk galibiyeti dediğim gibi sizlerle alırız inşallah diyordum. Bu maçta da galip geldik. Paketler de açtık. Bence güzel bir video oldu. Daha fazla dediğim gibi bu tarz içerikler gelsin istiyorsanız lütfen bir beğeni, bir yorum atın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda